Yağlıdere ile Gelevara Deresi arasına yayılmış, etekleri Karadeniz'in sularıyla ıslanan geniş düzlüğün adıdır Espiye. Siz ona mavi ile yeşilin el ele tutuşarak birbirine sımsıkı yapıştığı doğa parçası diyebilirsiniz. Bu güzel coğrafyaya Espiye denilmesi oldukça eskilere dayanır. İlk defa ad koyanlar Espiye dememişler de Espiyelü demişler buraya ve zamanla söz halk dilinde dolana dolana Espiye şeklini almıştır. Tarihin dili eski, sözü hakikattir. Gerçeği dillendirişi ise insana heyecan verir. Biz de Espiye adının kaynağını anlamak için tarihe döndük yüzümüzü ve çevirdiğimiz yüz bizi cevapsız bırakmadı. Osmanlı Tapu Tahrir defterlerine Espiyelü diye kaydedilen köyün ne zaman kurulduğunu tam olarak bilmiyoruz. Lakin adından yola çıkarak kimlerin kurduğunu tahmin edebiliyoruz. Bu sonuca varmada hiç şüphesiz Espiyelü sözcüğünü oluşturan iki kavram bize önemli ipuçları vermektedir. Farsça esp sözcüğüyle Türkçe yelü veya yalı sözcüğünün anlamları öyle sanıyoruz ki bizi doğru adrese götürecektir. Esp, Farsça'da at ya da atlık anlamına gelirken yalı deniz kenarındaki düzlük anlamına gelmektedir. Öyleyse Espiyelü atlık veya at yetiştirilen yalı ya da yer demektir. Kavramın Türk kültür özellikleri taşıması, tanıdık kelimelerden kurulu olması bizi bir yerlere götürür. Buradan Espiye'nin kurucularının Türkler olduğu sonucuna varabiliriz. Çünkü kavram bizdendir ve yerli özellikler taşımaktadır. Nitekim Espiye ve içinde bulunduğu coğrafyanın tarihi incelendiğinde görülecektir ki bölgenin en eski sahipleri Oğuz Türklerinin Çepni boyudur. Bunun böyle olduğunu 1486 tarihli Osmanlı Tapu Tahrir defterinde açıkça ve net olarak görüyoruz. Bu defter kayıtlarında Espiyeli, Kariye-i Espiyelü Tabi-i Çepni olarak kaydedilmiştir. Karmaşıkmış gibi gelen bu yazılışı bugünkü anlatımla dillendirirsek Espiye köyü Çepni'ye ait ona tabidir diye söyleyebiliriz. 13. yüzyıldan itibaren Kuzey Anadolu'ya güneyden gelen Çepniler oldukça geniş bir alana yayılmışlardır. Trabzon sancağı içinde Şalpazarı'ndan Ordu Merkez'le Mesudiye'ye yani Canik içlerine kadar geniş bir coğrafyada yer tutmuşlardır. Öyle ki Espiye sınırları içinde bizzat Çepni adıyla bir köyün kurulmuş olması yine bölgenin kimlere ait olduğunu göstermektedir. Ancak tüm öteki Türk yurtlarında olduğu gibi Espiye halkı Çepni ağırlıklı olmakla beraber öteki Oğuz Türkmen boylarından insanlardan oluşmaktadır. Nitekim Espiye ve bağlı köylerinde Çepnilerden başka Döer, Afşar, Alanyurtlu, İdir, Kargın, Eymür ve Bayındır gibi Oğuz Türk boylarından kimselerin yaşadığını yine tarihi kayıtlardan biliyoruz. Nüfusla ilgili bilmemiz gereken bir diğer husus da şudur. Tarihi süreç içinde Espiye zaman zaman göçlerden etkilenmiştir. Önceleri Anadolu'nun çeşitli yörelerinden gelen Türk ve Müslüman kimseler göçürülmüş buraya. Sonra 19. yüzyıldan itibaren gayrimüslim göçmenler getirilmiş. Espiye'de sanılanın aksine öteden beri sürüp gelen bir Yunan asıllı Rum nüfus,
19. yüzyıla kadar hiç olmamıştır. 19. yüzyıldan sonra Osmanlı Devleti'nin Kafkaslar'da gerilemesi ve Yunanistan'ın bölgeye olan ilgisi artınca, başta Rusya olmak üzere çeşitli Kafkas bölgelerinden getirilen Rum göçmenler Espiye'ye de yerleştirilmişlerdir. Bu halk Espiye'de Adadüzü mahallesinde yaşamış ve 1923'te Yunanistan'la yapılan değişim anlaşması gereği Yunanistan'a geri gitmişlerdir. İdari yapılanma bakımından Espiye pek çok değişim geçirmiştir. Osmanlı idari sisteminde en büyük idari birim sancak, sonra kaza, nahiye ve köy şeklindeydi. Bu durum Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar sürmüştür. 1486'lı yıllarda Espiye, Timarlı Sipahi Beylerinden Eşteroğlu Mustafa Bey zehametine kayıtlıdır. O dönem kayıtlarının haber verdiğine bakılırsa, Çepni Türkmen bölgesi 3 idari merkeze ayrılmıştı. Biri Canik, diğeri bugünkü Giresun merkezi ve çevresi, üçüncüsü de Şal Pazarından Giresun merkeze kadar olan Kürtün kazalarından oluşmaktaydı. Dolayısıyla Esfiye, Giresun'un doğusunda kalan, Kürtün kazası içinde yer alan, 7 nahiyeden biri olan Yağlıdere nahiyesine bağlı bulunuyordu. O tarihlerde her biri Esfiye gibi köy olan Adabükü, Demircili, Sarı Mahmutlu, Cibril, Arıdurak, Anduz köyleri de yine Espiyelü gibi Yağlıdere nahiyesine tabiydiler. Hali hazırda Espiye'ye bağlı birer köy olan Havluca, Dikmen, Keçiköy, Taflancık, Manastır-ı İslam, Çepni, Kurugeriş ve İncirlik Tepeköy köyleri ise 1876 öncesi varlığını sürdüren Bayramoğlu nahiyesine, Alahnas'ta kendi adıyla anılan nahiyeye bağlıydı. 1876'ya kadar Trabzon sancağı, Kürtün kazası, Yağlıdere nahiyesine bağlı bir köy olan Espiye, bu tarihten sonra kaza statüsüne kavuşan Tirebolu'ya bağlanmıştır. Espiye ile ilgili değişim elbette bununla kalmamış, sürüp gelmiştir. Espiye'nin idari bakımından şehirleşmeye müsait bir yapısı olduğu belliydi. Çünkü nüfusu sürekli artıyor, çevre köylerden gelip yerleşenler çok oluyordu. Nitekim 1929'lara gelindiğinde nüfusu 1000'e yaklaşmış, 956 olmuştu. İrilmiş, kocaman bir köy haline gelmişti. Bu durum Espiye'nin nahiye olmasına yetti ve 1929 yılında nahiye oldu. Espiye aynı zamanda önemli bir pazar yeriydi. Bu özelliği sayesinde çevresindeki köyleri bir mıknatıs gibi kendine çekiyor ve kendisi gibi köy olan öteki yerleşim birimlerinden giderek farklılaşıyordu. Ekonomiye ve nüfusa dayalı farklılaşma zamanla daha da belirginleşmişti. Bunun sonucu olarak 1954 yılında belediye teşkilatının kurulması önemli bir gelişme oldu. Böylece Espiye sistemli bir kentleşme ve gelişme sürecine hız vermiş oldu. Belediyenin kurulmasından 3 yıl sonra 1957 Haziran ayı gelip çattığında Tirebolu'dan ayrılıp kendi ayakları üzerinde durabilen bir ilçe merkezi oldu. En nihayetinde 1991'den sonra Yağlıdere'nin ayrılmasıyla da bugünkü sınırlarına kavuştu. Espiye'ye özellik kazandıran bir diğer husus da ulaşımdır. Espiye aynı zamanda Orta Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan İpek Yolu üzerindedir. Ona bu özelliği kazandıran şey sahip olduğu geniş düz arazinin yanında Karadeniz dağlarının geçit yerlerinden deniz kıyısına inildiğinde ilk karşılaşılan yerleşim yeri olmasıdır. Bu durum ulaşım stratejisini belirlemiştir. Anadolu içlerinden Karadeniz sahillerine ulaşmada Anduz Kalesi'nin rolü büyüktür. Anduz Kalesi'ni tarihçiler şöyle tanıtırlar. Anduz sözcüğü, Türkçe sözcüklerde şehir dışında kalan çalılık yer, volkanik kaya anlamına gelen Andız, Andezit söyleyişini ifade etmiştir. Hiç şüphesiz bu ad, bölgeyi iskanı açan Türkler tarafından verilmiştir. Elbette bu adı vermede sözlük anlamına uygun olarak
kalenin kurulduğu yekpare kaya kütlesinden oluşan tepenin çalılık oluşunun da etkisi büyüktür. Anduz Kalesi'ne kale demek yerine palanta demek daha uygundur. Çünkü kale bazen şehir anlamında da kullanılır. Lakin tarihte palanka, korunması güç yerlerde inşa edilmiş istihkam veya küçük garnizonları ifade etmek için kullanılmıştır. Anduz da bu özelliklere sahip bir yerdir. Zira Karadeniz bölgesi, engebeli arazisi ve gür ormanlarıyla Anadolu'nun iç kesimlerini deniz sahiline bağlama konusunda çetin bir coğrafyaya sahiptir. O nedenle bahse konu bu derbentler, dağlar arasından güçlükle geçilebilen, ıssız, tehlikeli ve oldukça sarp olan genel yolların güvenliğini sağlamak ve bakımını yapmak için kurulmuştur. Esasında büyük ve genel yollar üzerinde bu hizmetleri yerine getiren kurumlar, palankalar, yani küçük kalecikler değil, kervansaraylardır. Ancak o tarihlerde kullanılmakta olan Esbiye-Şebinkarahisar-İpek yolunun trafiği yoğun olmadığından olsa gerek, Giresun ve çevresinde kervansaray niteliğinde bir yapılanmaya hiç rastlamıyoruz. Kervansarayların işlevini ve güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere, bölge şartlarına uygun özellikte olması dolayısıyla küçük derbentler ve zaviyeler bu görevi yerine getirmiştir. İşte Anduz Derbendi, yani küçük kale karakolu bunlardan biridir. Osmanlıca belgelerde 15. yüzyıldan itibaren yaygın olarak kullanılmaya başlanan derbent kelimesi, Farsça geçit anlamına gelen der, tutmak anlamına gelen bent imlasının terkibiyle oluşmuş ve kısaca genel yollarda seyahat edenlerin emniyetinin sağlanması için bir nevi küçük kale şeklinde düzenlenmiş karakol olarak tanımlanmaktadır. Müstahkem bir derbent, etrafı surlarla çevrili, küçük bir kale yani planka görünümünde olur. İçinde dükkan, cami, han, hamam, imaret ve bazen de okul bulunduğu olurdu. Yol ve ticaret emniyetinin sağlanması, bozulan yol ve köprülerin tamiratı için düşünülmüş olan derbent yapıları, genellikle yolların kavşak noktalarında, eşkıya yani korsan baskınına uğrama ihtimali olan ıssız geçit ve limanların hakim noktalarına kurulurdu. Anduz'a bakıldığında bu özellikleri göstermektedir. Osmanlı döneminde Anadolu'nun muhtelif yerlerinden geçen genel yolların merkezi otoriteyi güçlü ve etkin kılmak gibi siyasi, Avrasya ticaretini taşımak gibi de iktisadi bir sisteme tabi olduğu bilinmektedir. Devletin idari ve iktisadi yapısına uygun biçimde İstanbul'dan başlayan yollardan biri Rumeli'ye, diğeri ise Anadolu'ya uzanmaktadır. Anadolu'daki ana güzergahın en önemlisi, kuzeyden Üsküdar, Gebze, Bolu, Tosya, Merzifon ve Şebinkarahisar Tercan üzerinden İran Tebriz'e kadar gitmekte olan büyük ana yoldur. Söz konusu bu ana güzergahın deniz kıyısına bağlandığı noktalardan biri de Şebinkarahisar Yağlıdere Esbiye güzergahıdır. Kuzeyden gelen İpek yolunun sahilde kesiştiği yerse Anduz Derbendi'dir. Tarihi bilgiler incelendiğinde görülmüştür ki bu güzergah işlerlik kazandığı ve Şebinkarahisar madenlerinin istihsal edildiği dönemlerde Tirebolu ve Giresun limanlarında kayda değer canlanma yaşanmıştır. İşte söz konusu ticari malların taşınması ve hayvan sürülerinin daha güneyde bulunan yaylaklara yani otlaklara çıkarılması sırasında yaşanan dolaşım, genel yolların bakımı ve güvenirliğini de önemli kılmıştır. Orta Karadeniz'de bu görevi yapan kalelerden biri de Anduz Derbendi yani Palankası olmuştur. Çünkü Anduz Güvenlik Merkezi, Tirebolu'nun Yılgın Burnu'ndan Zefre Limanı'na kadar olan geniş coğrafyayı gözetlemeye müsaittir. Coğrafi özellikleri bakımından Giresun'un sahilde bulunan tüm ilçeleri, Tirebolu hariç, genellikle birbirine benzer. Esbiye, geniş düzlüğü, gelişmeye müsait arazisiyle Giresun sahilinde bulunan 8 ilçeden biridir. Doğusunda Tirebolu ve Güce, batısında Yağlıdere ve Keşap, güneyinde ise Alucra ve Şebinkarahisar ilçeleriyle çevrilmiştir.
230 kilometre karelik araziye sahip olan Esfiye, bağlı bulunduğu il merkezine 33 kilometre mesafededir. Sahili olabildiğince düzlük olmasına rağmen Doğu Karadeniz'in topografik özelliklerini gösterir. Bakan her gözün rahatlıkla görebileceği gibi Doğu Karadeniz bölgesi ülkemizin en engebeli arazilerindendir. İç içe geçmiş vadiler ve tepeler, giderek yükselen dağlarıyla Esfiye'de içinde var olduğu bu coğrafi özellikleri göstermektedir. Dağların eteklerinden akıp gelen dereler ve çaylar, çeşitli vadilerden geçerek sahile ulaşırlar. Bu sebepledir ki toplu yerleşim yerlerinin kurulabileceği en müsait zemin daima sahiller olmuştur. Dağların deniz kıyısına indikçe geçit verip eteklerini düzleştirdiği bu yerlerin bir diğer özelliği de kent merkezlerinin söz konusu vadi yolları üzerinde kurulmasıdır. Bu durum Esfiye için de geçerlidir. Esfiye'nin Yağlıdere ile Gelevara Deresi'nin yarıp geldiği vadi yolu üzerinde kurulmuş şehir yerleşimi bir tabiat harikası görünümündedir. Esfiye, geçit vermez Doğu Karadeniz dağlarının iki yakasının sahile bağlandığı yerdedir. Yağlıdere Deresi'nin denize döküldüğü yerden başlayan dağlık yükseltilerin aksine, Tirebolu tarafı olabildiğince düzlük olan Esfiye, bu özelliği sayesinde kentleşmeye müsait, daha çok doğuya genişleyip büyümeye yeterli görülmektedir. Kentin hemen güneyinden yavaş yavaş başlayan yükselmeler giderek hem karmaşıklaşır ve hem de 2500 metreyi bulan yüksekliklere kadar ulaşır. Esfiye'de köyler ister istemez engebeli, birbiriyle iç içe geçmiş dağların yamaçlarına, kimi zaman tepelere kurulmuştur. Hatta çoğu kere insanı şaşırtan yüksekliklere ev yapılmıştır. Esfiye'nin dağ yamaçlarına kurulan köy yerleşim yerlerinin bir diğer özelliği de hiç şüphesiz Karadeniz bölgesinin hemen tamamında görülen dağınık yerleşmedir. Dama taşı gibi tüm coğrafyaya yayılmış yüzlerce ev ve inşaat görmek mümkündür. Bu durumun sebeplerinden biri de köy tüzel kişiliklerine ait ortak yerleşim yerlerinin bulunmamasıdır. Esfiye'de de her bir arazi şahıs mülküdür. Bu durumda her bir şahıs yaşayacağı evi köyün ortak malı olmadığı için kendi arazisi üzerine yapmakta evler arasındaki sınır çoğu kere şahıs araziler arasındaki sınır sayılmaktadır. Birbirine uzak dağınık yerleşim yerlerinin çocukları toplumsal faaliyetlerde sımsıcaktır. Bir düğün olmaya görsün. Hemen herkes oyun tutuşmuş, gelin ve damadın mutluluğuna katkıda bulunmuştur. Bir fındığın içini yar senden ayrı yemem diye türkülerin yakıldığı yörede, düğünlerin insanları bir araya getirdiği bilinmektedir. Düğün denilince gelin ve damadın yanında törenler de akla gelir. Düğün gelenekler arasında kına gecesi özel bir yere sahiptir. Köy meydanına konan çalgılar eşliğinde insanlar oynar, neşeyi ve sevgiyi bölüşür. Damat gelmezden evvel gelin evi bekleyişte olur. Çünkü oğlan tarafı kına getirecek, gelinin eline yakılacaktır. Zaman sonra damat tarafı bir tepside yoğrulmuş, yakılmaya hazır kınayı getirir. Ama bu öyle sıradan bir iş değildir. Hele bir gelin hanımın gönlü olsun bakalım. Önce elini açması lazımdır. Gelinin elini açması da biraz naz gerektirir. Oğlanın bahşişini görelim bakalım derler. Oğlan çoğu kere bahşiş olarak bir altın çeyreği gelinin kına yakacağı avuca koyar. Bazen de para verir veya her ikisini. Gelin hanım tamam demişse avucu açılır ve kınası yakılır. Kına yakılırken kız tarafına hüzün çöker. Çünkü ayrılık işareti belirmiştir. Çünkü artık baba evinden kesin olarak gidicidir. Zira kınası yakılan gelin
evden ayrılmış sayılır. Bu sebeple ayrılıkları anlatan, gelini ağlatan kına havası çalınır. Türküler bu ayrılığı hüzünlü gözyaşlarına bırakır. Haydi hayırlısı. Artık kınası yakılmış, gelin olmuştur. O, baba evini terk edip yeni yuva kurmaya hazırdır artık. Kızlar tepsi içinde mumlarla bu havaya eşlik ederler. Derken yeniden düğünün getirdiği neşeli havaya dönülür. Esmiyeli kızların en güzel çeyizleri, hiç şüphesiz el emeği, göz nuru örüp işleyip tamamladıkları nakışlar ve oyalardır. Bembeyaz örtülere işlenen nakışlar, görenleri büyüler adeta. Modern zamanların getirdiği bir diğer el işi de boyamadır. Kızlar, çeyizlerine halk eğitimi kurslarında bu sayede yenilerini katar. Esbi Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı sergiden bir bölüm sunuyoruz sizlere. Esbiye yeşillikler diyarıdır. Dolayısıyla halkın en temel gıdası kara lahananın yanında fasulyedir. Toplanıp fırınlarda haşlanarak kurutulduğu gibi çeşitli şekillerde de yemek yapılır. Köy fırınları yaza hazırlık için fasulyelerin olgunlaşmasını bekler. İyice ısındıktan sonra taneler ayrılmış fasulyeler burada haşırlanır ve sonra kurutularak yazın yemek olarak Esbiye mutfağında yerini alır. Esbiye denilince mısır ekmeğinden söz etmeden geçemezsiniz. Mısırların tek tek toplanarak kurutulması hanımların epey vaktini alır. Esbiye'de mısır ekmeğine dar ekmeği de denir. Darı, Türklerin Orta Asya'dan beri yanlarında getirdiği ve en iyi bildikleri yiyecek maddesidir. Nitekim Esbiye Türkmenleri de darıyı ekip biçmeye halen daha devam etmektedir. Bu sebeple çoğu köylerde su değirmenleri dönmekte, mısır ekmeği sevilerek yenmektedir. Yuvarlak yer sofrasının etrafında tüm aile birlikte yer, birlikte doyar. Yer sofraları halen daha kurulmaya devam eder Esbiye'de. Esbiye'de çekirdek aile yapısı güçlense de, kentlilik ön plana çıksa da, insanımız yine de geleneksel değerlerini bütünüyle terk etmemiştir. Esbiye'nin folkloründe, halk oyunlarının da bir güzel tarafı vardır. Abazıpkalı çocuklar, üç etek giymiş kızlar veya peştemallı hanımlar hareketli oyunlar oynarlar. Tıpkı Esbiye Süleyman Demirel İlköğretim Okulu öğrencilerinin oynadıkları gibi. Şimdi onları seyredelim biraz. Ardından Atatürk İlköğretim Okulu kız ekibine bir göz atalım. Tüm bu anlattıklarımız ve daha anlatamadıklarımızla Esbiye bu. Şimdi sizleri kısa süreliğine kent ormanına götüreceğiz. Oradan Esbiye'ye bakacağız. Halen daha düzenleme çalışmaları süren kent ormanı, bitirildiğinde eminiz ki herkes için önemli bir mesire yeri olacak. Oradan batıya dönünce Giresun'u, doğuya dönünce Tirebolu'yu görebiliyoruz. Bu sayede Esbiye turizmi daha da canlanacaktır. Esbiye ile ilgili son sözü
bu filmin hazırlanmasını sağlayan Espiye Belediye Başkanı Sayın Erol Karadere'ye bırakarak sizlere veda ediyoruz. Karadeniz'in incisi Espiye'den herkese selamlar, sevgiler. Espiye'nin tanıtımı ile ilgili hazırlamış olduğumuz bu CD'de sizlerin de görecek olduğu gibi bütün güzellikleri, Espiye'nin bütün güzelliklerini yansıtmaya çalıştık. Karadeniz'in incisi Espiye'de neler var, neler yok, tarihiyle, coğrafyasıyla, kültürüyle, gelenekleriyle, görenekleriyle hepsini bu CD'de sizlere tanıtmaya çalıştık. Espiye'nin her yönünü sizlere yansıtmaya çalıştık. Espiye Belediyesi olarak bu tür faaliyetlere yine devam edeceğiz. Özellikle yeni yapılan Giresun Kent Ormanı Espiye sınırları içerisinde olup burayla ilgili çalışmalar da hızlı bir şekilde devam etmekte. Gerçekten burayı bütün insanlarımızın gelip görebilecek olduğu bir yer haline getireceğiz. Fazla sözü uzatmayacağım. Gerçekten Espiye'yi izleyenler, bu CD'yi izleyenler Espiye'ye her zaman gelebilirler ve Espiye Belediyesi olarak her zaman misafirimiz olabilir. Gelip görmeye değer bir yer. Buradan hepinizi sevgiyle selamlıyorum.